Merhaba arkadaşlar, şimdi gerçek sayılar konusunu işleyeceğiz. İlk olarak şu ana kadar gördüğümüz sayıları bir hatırlayalım. İlk arkadaşlar doğal sayıları görmüştük değil mi? Biz doğal sayıları N harfiyle gösteriyorduk ve bunlar 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde ne yapıyordu? Sonsuza kadar devam ediyordu. Daha sonra tam sayıları gördük arkadaşlar bakın. Tam sayıları Z harfiyle gösteriyorduk ve bunlar eksi sonsuzdan eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde artı sonsuza kadar devam ediyorlardı. Şu kısımdaki sayılara biz negatif tam sayı demiştik ve onları z eksiyle göstermiştik. Şu kısımdaki sayılara ise pozitif tam sayı demiştik ve onları da z artıyla göstermiştik. Arkadaşlar çok dikkat edelim. Sıfırın nedir? İşareti yoktur. Yani sıfır negatif veya pozitif bir sayı değildir arkadaşlar. Daha sonra bakın rasyonel sayıları görmüştük. Rasyonel sayıları Q harfiyle göstermiştik ve rasyonel sayılar için şunu söylemiştik. A bölü B şeklinde yani iki tam sayının oranı şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir demiştik. Yani burada arkadaşlar ne olacaktı? A ve B tam sayı olacaktı. Dikkat etmemiz gereken tek şey B'nin sıfır olmamasıydı. Yani payda sıfır olamıyordu arkadaşlar. Hemen birkaç örnek verelim rasyonel sayılara. Mesela 2 bölü 3 bir rasyonel sayıdır değil mi? Çünkü iki sayının oranı şeklinde yazılmış. Veya eksi 5 bölü 4 bu da bir rasyonel sayıdır. 1 tam 1 bölü 8 bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Bakın bunların hepsi. Peki şuna bakalım. 6 bir rasyonel sayı mıdır? Hocam iki sayının bölümü şeklinde yazılacak demiştiniz. Evet hemen hatırladık değil mi arkadaşlar? Bu 6'nın paydasında ne vardı? Gizli bir 1 vardı. İşte bu yine iki sayının oranı şeklinde yani bölümü şeklinde yazıldığı için bu da yine bir rasyonel sayı olacaktır. Buradan ne diyebiliriz artık arkadaşlar? Doğal sayılarda rasyonel sayılar kümesinin içindedir diyeceğiz değil mi? Daha sonra arkadaşlar bakın eksi 5, eksi 5'in paydasında da gizli bir 1 olduğu için ne diyeceğiz yine? Eksi 5 bölü 1 şeklinde yazabildiğim için eksi 5 de yine bir rasyonel sayı olacaktır arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Geldik şimdi irrasyonel sayılar kümesine. Arkadaşlar bunu I harfiyle göstereceğiz ve bakın ne diyoruz? İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayı diyeceğiz biz. Yani rasyonel olmayan sayıların hepsine irrasyonel sayı diyoruz arkadaşlar tamam. Peki bunları nereden anlayacağız? Bunlar şunlar arkadaşlar. Kökün içinden çıkamayan sayılar. Mesela kök 3 irrasyonel sayıdır. Veya kök 15 irrasyonel sayıdır. 2 kök 5 bir irrasyonel sayıdır arkadaşlar. Çünkü bunların hiçbiri kökün içinden çıkamayacaktır. Veya virgülden sonrası düzensiz bir şekilde sonsuza kadar devam eden sayılardır. Örnek 2 tam %32 şöyle devam ediyor arkadaşlar bakın 32, 14, 25, 46, 98 devam ediyor. Hiçbir düzen yok. Bunlar da yine irrasyonel sayı olacaktır tamam. Şimdi dikkat edeceğimiz birkaç nokta var arkadaşlar. Şöyle ayıralım. Bakın kökün içindeki sayıların hepsini irrasyonel sayı gibi düşünmeyin. Mesela kök 16 ne yapar arkadaşlar bu kökten çıkabilir değil mi? 4 olarak çıkabilir. Bu irrasyonel sayı değildir arkadaşlar. Rasyonel bir sayıdır. Veya işte kökün içinde 9. Ne yapar arkadaşlar? Kökten çıkar. 3'tür değil mi? O yüzden bu nedir? Bir rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayı değildir. Veya arkadaşlar şunlara dikkat edelim. 2 tam şu şekilde devam ediyor. İşte 32, 32, 32 bu şekilde sonsuza kadar devam ediyor. Biz bunlara devirli ondalıklı sayı demiştik ve gösterirken şu şekilde göstermiştik. Hatırlayalım. 32, 32'si devirliydi arkadaşlar. Bakın bunlar da bir rasyonel sayı olacaktır tamam. Yani irrasyonel olabilmesi için kökten çıkamayacak veya virgülden sonrası düzensiz bir şekilde sonsuza kadar devam edecek. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz bu sayı kümelerini toparlarsak doğal sayılar kümesi var. Daha sonra ne olacak? Tam sayılar olacak. Onlardan büyük küme olarak rasyonel sayılar kümesi var. Bakın irrasyonel sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinden tamamen farklı arkadaşlar. Onu ayırdık dışarıya. Şimdi şu ana kadar görmüş olduğumuz doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayıların hepsine birden biz gerçek sayılar diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Yani size gerçek sayı denildiğinde tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar hepsi aklınıza gelecek. Yani kökler veya işte kökün içinde olan sayılar, virgüllü olan sayılar hepsi gerçek sayı arkadaşlar. Burayı bileceğiz. Evet devam edelim. Şimdi örneğimiz var. Aşağıdaki sayılardan rasyonel ve irrasyonel olanları belirleyelim demişiz. Bakalım. Eksi 1 tam onda 2. Nedir arkadaşlar? Bakıyoruz kökle alakası yok. Virgülden sonraki kısmı da sonsuza kadar devam etmiyor düzensiz bir şekilde. O zaman ne diyeceğiz buna? Rasyonel diyeceğiz. Geldik buraya. Bakıyoruz artı 2. Zaten arkadaşlar artı 2 bir tam sayı. O yüzden ne diyeceğiz direkt? Rasyonel diyeceğiz. Evet bakıyoruz. 1 tam
%2 0-2 şeklinde, pardon, 1 tam %2 0-2 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bakın, düzenli bir şekilde devam ettiği için buna da ne diyoruz hemen? Rasyonel diyeceğiz arkadaşlar. Evet, geldik buraya. Eksi 2 kök 6. Bakıyoruz arkadaşlar, kök 6 dışarıya çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. O zaman hemen ne diyoruz? İrrasyonel diyoruz. Evet, geldik buna. 1 artı 3 kök 11. Bakalım arkadaşlar, kök 11 dışarıya çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. O zaman ne diyoruz? İrrasyonel diyeceğiz buna da. Buraya çok dikkat edelim. Arkadaşlar, 0 tam diyoruz. Ondan sonra bakın, 49, 49, 49 şeklinde düzenli bir şekilde devam ettiğini gördüm. Değil mi? Hemen ben buna ne diyeceğim? Hocam, bu devirli ondalıklı sayı. Ben bunu şöyle gösteriyorum diyeceğim. Değil mi? Hatırlayacağım bunu. Bakıyorum, düzenli bir şekilde devam ettiği için buna da ne diyoruz arkadaşlar? Rasyonel diyoruz. İşte bu kadar. Evet, devam edelim. Geldik bu örneğimize. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada bize verilen ifadelerin doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı veya gerçek sayı olmalarına göre işaretler koyacağız. Bakalım hemen, kök 4 artı kök 16. Ne yapacağız arkadaşlar? Kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Hemen onu bildik. Kök 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 2 artı 4'ten burası ne yapıyor? Bakın, 6 yapıyor değil mi? Şimdi 6 nedir? Doğal sayıdır. Tam sayıdır. Rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı olduğuna göre irrasyonel sayı olmayacaktır arkadaşlar. Gerçek sayı mıdır? Bu bildiklerimizin hepsine zaten gerçek sayı demiştik. Evet, gerçek sayıdır. Geldik buraya. Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Kökün içerisinde 0 tam %4 artı 2. Şimdi arkadaşlar, çok dikkat edelim. Şunu ben 4 bölü 100 olarak yazabilirim değil mi? Kökün içinde. Daha sonra köklü sayıları hatırlıyoruz arkadaşlar. Bunu 4 bölü kök 100 olarak yazdım. 4 dışarıya ne yapacaktır? 2 olarak çıkacaktır. %10 olarak çıkacaktır. Burası neymiş arkadaşlar? Bakın, 2 bölü 10'muş. 2 bölü 10 artı 2. Hemen paydaya 1 yazdık. Payda eşitleyeceğiz. 10 ile genişletelim. Ne yapacak arkadaşlar? Tekrar yazalım. 2 bölü 10 artı 20 bölü 10 ne yapacak bu da? 22 bölü 10 yapacaktır değil mi? Şimdi bunun değeri neymiş arkadaşlar? 22 bölü 10'muş. Doğal sayı mı? Değil. Tam sayı mı? Değil. Rasyonel sayı mı? Evet, rasyonel sayı. İrrasyonel sayı olamıyor artık. Gerçek sayı mı? Evet, gerçek sayı diyoruz arkadaşlar. Geldik buraya. 1 eksi kök 3. Bakın, kök 3'ü çıkarabiliyor muyum? Çıkaramıyorum. O zaman ne arkadaşlar? İrrasyonel sayı. İrrasyonel sayı ise doğal sayı, tam sayı veya rasyonel sayı olması mümkün değil. Gerçek sayı mı? Evet, gerçek sayı diyeceğiz arkadaşlar. Evet, devam edeceğiz şimdi. Sorumuz var. Yukarıdaki şemada verilen sayılardan kaç tanesinin yeri yanlıştır demiş arkadaşlar bize. Şimdi şuradan doğal sayılardan bir başlayalım. 2 bir doğal sayı mı? Evet, doğru o zaman. Bakıyoruz buraya. Eksi 5 arkadaşlar. Eksi 5 doğal sayı değildi değil mi? Çünkü doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde sonsuza kadar gidecekti. O zaman eksi 5 doğal sayı değil, bir tam sayı. Eksi 5'in yeri yanlış arkadaşlar. Baktık buraya, şimdi şuraya bakalım. 6 bölü 5. 6 bölü 5 bir tam sayı değildir değil mi? Bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. O yüzden bunun yeri de yanlış. Buraya bakalım. 4 bölü 3 iki tam sayının oranı şeklinde yazılmış. O zaman rasyonel sayı mı? Evet, rasyonel sayı. O zaman yeri doğru. Problem yok. Evet, geldik buraya. Kök 5. Çıkabiliyor mu arkadaşlar kökün içinden? Çıkamıyor. O yüzden nereye koymam gerekiyordu aslında ben bunu? İrrasyonel sayılara koymam gerekiyordu. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Şimdi geldik buraya. Kök 16 arkadaşlar. Bakıyorum, bu dışarı çıkabiliyor mu 16? Evet, çıkıyor değil mi? 4 olarak kökün dışına çıkabilir. O yüzden ben bunu buraya değil, rasyonel sayılar kümesinde bir yere koymam gerekiyordu. Demek ki onu da ne yapmışım arkadaşlar? Yanlış koymuşum. Bu da yanlıştır diyoruz. Evet, geldik pi'ye. Arkadaşlar bakın, pi'yi çok iyi bileceksiniz. Pi irrasyonel sayıdır. Çünkü pi 3 tam %14 şeklinde, şu virgülden sonraki kısmı düzensiz bir şekilde sonsuza kadar devam eder, tamam mı? O yüzden pi'yi çok iyi tanımanız gerekiyor. Pi 1 irrasyonel sayıdır. O yüzden bunun yeri de doğru olacaktır. Bakalım kaç tane yanlış var? 1, 2, 3, 4 tane sayının yeri arkadaşlar yanlıştır. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi irrasyonel sayıdır diye sorulmuş arkadaşlar bize. Bakacağız, yani kökün içinden çıkarabiliyor muyuz, çıkaramıyor muyuz, ona bakalım arkadaşlar. 100, hemen ne diyoruz bunun için? 10'un karesi olduğu için arkadaşlar, yani şu 100 10'un karesinin karekökü, kare ile karekök birbirini götürecek, 10 yapacaktır. 10 nasıl bir sayı arkadaşlar? Rasyonel sayı değil mi? O yüzden bu irrasyonel sayı değildir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik buraya.
Kök 3 çarpı kök 12. Ne yapalım? Çarpmayı yapalım. Nasıldı kökteki çarpma? Hatırlayalım arkadaşlar. Kökün içindeki sayıları çarpıp tekrar kökün içine yazıyordum. O zaman 3 çarpı 12'den 36. 36 dışarıya çıkabiliyor mu? Evet çıkıyor. 6 olarak çıkacak değil mi? Çünkü 6'nın karesidir. Kare ile karekök birbirini götürecek yine. 6 olarak çıkacak arkadaşlar. Bu da nedir? Bir rasyoneldir. İrrasyonel değildir. Evet şuraya bakalım. Kökün içinde 0 tam %25. Hemen ben bunu 25 bölü 100 olarak yazarsam ne yapacağım arkadaşlar hemen? Şunu 25'in kökü bölü 100'ün kökü şeklinde yazacağım. 25 dışarıya 5, 100 de dışarıya 10 olarak çıkacak. Yani bunun değeri 5 bölü 10'muş. Bir rasyonel sayıdır. O zaman irrasyonel sayı değildir. Bakıyoruz arkadaşlar hangi seçenek kaldı? D seçeneği kaldı bize. Evet devam edelim. Kök 75 artı kök 48 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa bir tam sayı elde edilir diyor arkadaşlar. Güzel. Hemen bakın şuradaki işlemi yapmam lazım. Arkadaşlar bir kare köklü sayıları hatırlayalım. İki sayıyı toplayabilmemiz için köklerin içinde aynı olması gerekiyor değil mi? O zaman ben bu şu kök 75'i A kök B haline getirmeye çalışayım. O zaman arkadaşlar hemen ne yapıyordum? 75'i asa çarpanlarına ayırıyordum. Ne yapalım? 3'e bölelim 25. 5'e bölelim 5. 5'e bölelim 1. İki tanesini bir tane olarak dışarıya çıkarıyordum hatırlayalım. O zaman bu ne yapacaktır arkadaşlar? 5 kök 3 yapacaktır. Çünkü bunun eşi olmadığı için kökün dışına çıkamadı arkadaşlar. Şimdi bir de 48'i ayıralım hemen asal çarpanlarına. 2'ye bölüyorum 24. 2'ye bölüyorum 12. 2'ye bölüyorum 6. 2'ye bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. Hemen çifterle eşleştireyim. Evet şu bir tane de olarak dışarı çıkacak. Bir tane olarak dışarıya çıkacak. Dışarıya çıkanlar kendi arasında çarpılırdı. 2 çarpı 2. Bu da ne yapacak arkadaşlar? 4 kök 3. Yine bu ne yapamadı? Çıkamadı. Yani ne yapacak burası? 5 kök 3 artı 4 kök 3. Şimdi toplayabilirim artık. Çünkü köklerin içi aynı. 5, 4 daha. 9 kök 3 yapacak arkadaşlar. Şimdi şu işlemin sonucu 9 kök 3'müş. Hangisiyle çarparsam diyor bir tam sayı elde edebilirim diyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şıkları deniyorum bakın. 9 kök 3 çarpı kök 10. Ne yapacak? 9 kök 3 çarpı 10'dan 30. 30 kökün dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. Bir tam sayı elde edemem o zaman. Şimdi şurayı deneyelim. 9 kök 3 çarpı kök 5. Ne yapacak? 9 kök 3 kere 5'ten 15. Dışarıya çıkabilir mi arkadaşlar kök 15? Çıkamaz. O zaman bu da işime yaramadı. Evet buradayız. 9 kök 3 çarpı kök 3. Ne yapacak? 9 kök 3 kere 3'ten 9. Arkadaşlar kök 9 dışarıya çıkıyor muydu? Çıkıyordu değil mi? Ne olarak çıkıyordu hatta? 3 olarak çıkıyordu. 9 çarpı 3'ten ne yapar burası da? 27 yapar. Demek ki tam sayı ne yapıyorum? Bu şuradaki şıkkı kullanarak elde edebiliyorum. Evet devam edelim. A sayısı arkadaşlar kök 3 olarak ve B sayısı kök 12 olmak üzere diyor. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır diye sormuş. Şimdi yine tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. A çarpı B. Yani kök 3 çarpı kök 12 ne yapacak? Kök 12 çarpı 3'ten 36. 36 dışarıya çıkar mı? Evet çıkar 6. Ne oldu? Rasyonel oldu. İstemiyorum bunu. İrrasyonel istiyorum ben. A kare nedir arkadaşlar? A çarpı A'dır değil mi? O zaman ne yapacağım? Kök 3 ile kök 3'ü çarpacağım. Ne yapacaktır? Kök 9 ne yapacak? Dışarıya çıkacak hemen. 3 olarak çıkacak arkadaşlar. İstemiyorum. Bu da çünkü bir rasyoneldir. B bölü A ifadesine bakalım hemen. Kök 12 bölü kök 3. Ortak bir kökte yazabiliyordum arkadaşlar. Yani kök 12 bölü 3 olarak yazabilirim. 12'yi 3'e bölersem ne yapacak? 4. Kök 4 dışarıya çıkar mı? Evet çıkar. 2 olarak çıkar. İstemiyorum. Bu da neydi arkadaşlar? Çünkü bir rasyonel sayıydı 2 de. A artı B istiyor arkadaşlar bizden. Bakalım kök 3 artı kök 12 istiyor değil mi? Hemen kök 12'ye bakın şurada. Ayıralım 12'yi asal çarpanlarına. 2'ye bölelim. 6 2'ye bölelim 3. 3'e bölelim 1. Ne yapacak arkadaşlar? 2 kök 3 yapacak değil mi? Yani kök 3 artı 2 kök 3. O da ne yapacaktır? 3 kök 3. Bakıyoruz zaten. 3 kök 3 sayısı şuradaki kök 3 kökün dışına çıkamadığı için irrasyonel bir sayı olacak arkadaşlar. Yani cevap D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar dersiniz burada son buluyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.